Herkese mutlu pazarlar. Destekleriniz için kanalıma abone olabilirsiniz. Size iyi dinlemeler, bana iyi okumalar. Antik Yunan efsaneleri ve Roma mitleri. Üçüncü soy. Olimpos tanrıları. Zeus. Jüpiter. Evrenin büyük yönetici tanrısı, yerin ve göğün hakimi Zeus, Yunanlar tarafından öncelikle tüm hava olaylarının tanrısı, ikinci olarak doğa kanunlarının kişileştirilmiş hali, üçüncü olarak devlet yaşamının yöneticisi ve son olarak tanrı ve insanların babası olarak görülüyordu. Hava olaylarının tanrısı olarak kalkanını sallayarak fırtınalar, kasırgalar ve derin karanlıklar yaratabiliyordu. Emir üzerine güçlü gök gürültüleri görülüyor, şimşek çakıyor ve bulutlar açılıp ferahlatıcı akıntıları yeryüzünü verimleştirmek için döküyorlardı. Doğa kanunlarının kişiselleştirilmiş hali olarak hem fiziksel hem de ahlaki dünyayı yöneten, asla değişmeyen ve her zaman uyum içindeki düzenin önemli yasalarını simgeliyordu. Bu nedenle değişen mevsimlerde ve gündüz ile gecenin düzenli dönüşleriyle belirlenen düzenli zamanın tanrısıydı. Ebedi zamanı simgeleyen babası Kronos'un tam zıttıydı. Devlet yaşamının yöneticisi olarak krallara ait gücün yaratıcısı, devlete bağlı bütün kurum ve yasalarının destekçisi ve tavsiyeleriyle yardım ettiği, koruduğu prenslerin özel dostu ve yöneticisiydi. İnsanları korur ve tüm topluluğun refahını gözetirdi. Tanrıların babası olarak Zeus, her tanrının kendi bireysel görevini yerine getirip getirmediğini izler, hatalı oldukları zaman cezalandırır, tartışmalarını yatıştırır ve her zaman onlara her şeyi bilen danışman ve sağlam bir dost olarak yaklaşırdı. İnsanların babası olarak ölümlülerin yaptıklarına ve iyiliklerine babacan bir ilgi duyardı. Onları merakla izler, doğruluğu, yardımseverliği ve namusluluğu ödüllendirir ama zalimliği, misafirperver olmayışı ve yalancı şahitliği cezalandırırdı. En fakir ve en yalnız insan bile Zeus'un güçlü bir destekçi olduğunu bilirdi. Çünkü akıllı ve merhametli bir şekilde yeryüzünde güçlü olanların sıkıntıdaki ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerine yardım etmelerini emretmiştir. Yunanlılar bu güçlü tanrılarının evinin Teselya ve Makedonya arasındaki o yüksek dağda, yani zirvesi sisle kaplı olan, bu nedenle ölümlülerin göremeyeceği Olimpos Dağı'nın zirvesinde olduğuna inanırlardı. Bir kuşun bile ulaşamayacağı bu gizemli bölgenin bulutların üzerinde ölümsüz tanrıların diyarına kadar uzandığı sanılırdı. Şairler bu semavi atmosferi parlak, ışık, ışıl ışıl ve tazeleyici bir yer olarak tasvir etmişlerdir. Hatta bazıları bu atmosferlerin güzelliklerinden yararlanmaya hak kazanmış varlıkların kalpleri ve zihinleri üzerinde memnun edici ve tuhaf bir etki sahibi olduğunu belirtmişlerdir. Orada gençler asla yaşlanmaz. Geçen yıllar sevgili sakinlerin üzerinde hiç iz bırakmazmış. Olimpos'un bulutla örtülü zirvesinde Zeus ve Hera'nın parlak altından, gümüşten, ışıldayan fil dişinden yapılmış sarayı varmış. Bu sarayın biraz aşağısında diğer tanrıların evi varmış. Bu evler Zeus'unki kadar büyük ve geniş olmasa da yapı ve işçilik olarak ona benzermiş. Evlerin tasarımını ise ilahi sanatçı Hephaistos yaparmış. Bu evlerin de altında kahramanların ve yarı tanrıların yaşadığı gümüş, fil dişi, bakır veya abanozdan yapılmış evler varmış. Zeus'a tapmak Yunanların dininde önemli bir yer teşkil ettiği için heykelleri oldukça fazla sayıda ve muhteşem eserlerdir. Genelde asil ve azametli görünüşü, evrenin her şeye gücü yeten yöneticisi olduğunu gösterir duruşu ve insanların dostu ve babası olduğunu gösterir, cana yakın ama ciddi bakışıyla resmedilir. Uzun ve gür sakalı ve alnından başlayıp omuzlarına dökülen gür saçlarıyla tanınabilir. Burnu geniş ve düzgün şekillidir. Hafifçe aralanmış dudakları, güven uyandıran sempatik bir şefkat havasına sahiptir. Yanında her zaman asasının üzerinde veya ayakların ucunda duran bir kartal vardır. Bir elinde yıldırım, diğerinde gök gürültüsü oku vardır. Başı meşe yapraklarından bir taçla çevrilidir. Olimposlu Zeus'un en ünlü heykelini meşhur Atinalı heykeltıraş Pihidias yapmıştır.
Bu heykel Olimpya'daki Zeus tapınağındaydı. Fil dişi ve altından yapılmıştı ve öyle muhteşem bir sanat eseriydi ki dünyanın yedi harikası arasında sayılmaktaydı. Bu heykelde Zeus tahtında oturmuş, sağ elinde Nike'nin zafer tanrıçası olan heykelini, diğer elinde ise üzerinde kartal olan asasını tutmaktadır. Bu önemli heykeltıraşın bütün yeteneğini bu muhteşem esere adadığı ve Zeus'tan emeklerini takdir ettiğine dair bir kanıt istediği söylenmektedir. Duasına cevap olarak tapınağın açık çatısından yere bir yıldırım düşmüştü. Pihidiyas bunu göklerin tanrısının eserinden memnun kaldığının bir işareti olarak yorumlamıştı. Zeus'a ilk olarak Huenina Gölü'nün ormanlık kıyılarında bulunan Tomarus Dağı'ndaki yamacındaki Epirus'taki Dodona'da ibadet edilmişti. Dodona'da Zeus'un Yunanistan'daki en eski ve ünlü kahini bulunmaktaydı. Sonsuz ve görünmez Tanrı'nın sesinin burada dev bir meşe ağacının hışırdayan yapraklarında duyulduğu söylenirdi. Zeus, ağaçla ölümlerin kaderlerini ve gökyüzünün iradesini insanlığa duyuruyordu. Bu sözler Zeus'un Selia adı verilen rahipleri tarafından insanlara aktarılıyordu. Bu bölgede yapılan kazılar, Zeus'un antik tapınağının kalıntılarını ve diğer ilginç kalıntıların ortasında kahine danışan bazı insanlar tarafından yapılan araştırmaların kazındığı kurşun tabakaları gün ışığına çıkarmıştır. Bu küçük kurşuni tabakalar gömülü geçmişteki dönemden bahseder. Biri sağlık ve şans için hangi tanrıya başvurması gerektiğini sormuş. Diğeri çocuğuyla ilgili bir tavsiye almak istemiş. Başka biri büyük olasılıkla bir çoban, koyunlar değer kazanırsa kâhine armağanlar getireceğini sözünü vermiş. Bu küçük hatıralar kurşun yerine altından yapılmış olsaydı Yunanistan'dan barbarların eline düştüğünde gerçekleşen genel yağmalamalarda şüphesiz bu ve diğer tapınaklardaki sayısız hazinenin kaderini paylaşırdı. Dodona, Zeus'un tapınaklarının en eski olanıydı. Zeus'a tapınmanın ulusal yeri Elis'teki Olimpia'ydı. Olimpia'da Zeus'a adanmış Pidas'ın yukarıda bahsettiğimiz ünlü heykelini içinde barındıran büyüleyici bir tapınak vardı. Yunanistan'ın dört bir tarafından Zeus'a tapan yüzlerce insan kalabalıklar halinde bu dünya çağında ünlü mabede akın ederdi. Amaçları sadece bu yüce tanrıya hürmet göstermek değil, aynı zamanda dört yılda bir düzenlenen meşhur oyunlara katılmaktaydı. Olimpik oyunları o kadar önemli bir milli olaydı ki ana yurtlarını terk etmiş Yunanlılar bile şenliklerde düzenlenen çeşitli atletik spor dallarında diğer Yunanlılarla yarışmak için bu oyunlar döneminde ülkelerine geliyorlardı. Bu kadar fazla küçük devlet barındıran Yunanistan gibi bir ülkede Yunanlıları büyük ve tek bir kardeşlik bağıyla birleştirme amacıyla düzenlenen bu milli buluşmalar çok önemli olmalıydı. Bu tür şenliklerde bütün ulus bir araya gelirdi. O an için geçmişteki farklılıklarını unutur, hep beraber eğlence altında birleşirlerdi. Zeus, simgelerinde Tanrı'nın yanında her zaman bir kartal olması şüphesiz önemli bir ayrıntıdır. Bu asil kuş Zeus için kutsaldı. Çünkü gözleri kamaşmadan güneşe doğrudan ve sürekli bakabilen tek yaratık oydu. Bu da kartalın kutsal kralın görkemini çekinmeden izleyebiliyor olduğu fikrini getiriyor akla. Meşe ağacı ve dağların zirvedeki Zeus için kutsaldı. Uğruna kurban olarak kesilen hayvanlar ise genelde beyaz boğalar, inekler ve keçiler olurdu. Zeus'un yedi ölümsüz karısı vardı. İsimleri Metis, Temis, Eurname, Demeter, Minemosye, Leto ve Hera'ydı. Metis. Zeus'un ilk karısı olan Metis bir deniz perisidir. Sağduyu ve bilgeliğin sembolüdür. Kronos'un çocuklarını geri çıkarmasına neden olan iksiri ayarlayışında bu özelliklerini sergilemiştir. Kehanet yeteneğine sahip Metis, Zeus'a çocuklarından birinin Zeus'un üzerinde üstünlük sağlayacağını önceden söyler. Bunun üzerine Zeus, bu tahminin gerçekleşmesini önlemek için Metis'i henüz çocuk yapmamışken yer. Daha sonra şiddetli bir baş ağrısına tutulan Zeus, hemen Hephaistos'u çağırır ve onu başını bir baltayla açmasını emreder. Emir yerine getirilir ve baştan ayağa zırhlı güzel bir varlık çığlık çığlığa çıkar. Bu silahlı direnişin ve bilgeliğin tanrıçası Athena'dır. Minerva yani. Temiz.
Adalet, hukuk ve düzen tanrıçasıdır. Eirunname. Okeanidlerdendir ve cazibe veya zarafet tanrıçasının annesidir. Demeter. Kronos ile Rhea'nın kızı olan Demeter, tarım tanrıçasıdır. Minemos yine. Uranus ile Gaia'nın kızı olan Minemos yine, bellek tanrıçası ve 9 ilham perisinin annesidir. Leto yani Latona. Leto, Zeus ile Phoebe'nin kızıdır. Muhteşem bir güzelliğe sahip olan Leto, Zeus tarafından çok sevilmiştir. Ama onu bekleyen mutlu bir kader yoktur. Çünkü Leto'yu fazlasıyla kıskanan Hera, ona korkunç bir zalimlikle işkence eder. Ayrıca Leto'nun gittiği her yere onu korkutup işkence etmesi için korkunç Phaeton'un yılanını gönderir. Fakat derin bir acımayla Leto'nun yorucu yolculuklarını ve hissettiği korkuyu hisseden Zeus, onun için sığınabileceği bir yer yaratmaya karar verir. Alçak gönüllü bir yer olsa da orada yılanın zehirli saldırılarından korunmuş olacaktır. Zeus bunun üzerine Ege Denizi'nde yüzen bir ada olan Delos'a gider ve adayı zincirlerle deniz tabanına bağlayarak sabitleştirir. Leto bu adada ikiz çocukları Apollyon ve Artemis'i dünyaya getirir. Bu ikizler ölümsüzler arasındaki en güzel tanrılardır. Leto'nun hikayesinin başka bir versiyonuna göre Zeus, Leto'ya Hera'nın uyanıklığından kaçabilsin diye onu bir bıldırcına dönüştürür. Ayrıca Delos adasına vardığında normal vücuduna geri kavuştuğu da söylenir. Hera, Zeus'un esas karısı ve göklerin kraliçesidir. Hera ile ilgili daha detaylı bilgi ilerideki bir bölümde verilecektir. Zeus'un ölümsüz eşleriyle yaptığı bir birleşmenin değişmecili anlamları vardır. Bilgi alanında bütün tanrıları ve insanları aştığı söylenen Metis ile evliliği, ilahi gücün bilgelik ve sağduyuyla bağlı olduğu sembolize eder. Temis ile olan birleşmesi, ilahi görkemle adalet, hukuk ve düzen arasındaki bağı simgeler. Zerafet veya cazibe tanrıçalarının annesi olan Eirunname, zerafet ve güzelliğin birleştirici ve saflaştırıcı etkilerini gösterir. Zeus'un Minemosyne ile yaptığı evlilik, dehanın hafızayla olan ilişkisini ifade eder. Zeus'un 7 ölümsüz eşinin yanı sıra çeşitli kılıklarda ziyaret ettiği ve birlikte olduğu ölümlü kadınlar da vardır. Farklı kılıklara bürünmesinin sebebi gerçek kimliğiyle ortaya çıksa şerefinin ihtişamından ölümlere yıkım getireceğini bilmesiydi. Zeus'un ölümlü eşleri şairlerin, ressamların ve heykeltıraşların oldukça ilgisini çekmiştir. O kadınların hikayeleri hakkında bilgi vermek gerekir. Kadınlardan en tanınmışları Antipode, Antiope, Leda, Europa, Kallisto, Akmene, Semele, Io ve Danaya'dır. Antiope. Zeus, Tayibe kralı Nikteus'un kızı olan Antiope'ye yarı insan, yarı keçi olan yarı tanrı kılığında görünmüştür. Babasının öfkesi yüzünden Siklon'a kaçan Antiope, orada kral Epopus'un aklını başından almıştır. Kral, babasının iznini almadan onunla evlenir. Bu evlilik Nikteus'u o kadar kızdırır ki Antipo'den ayrılmaya zorlamak için Epopus'a karşı savaş açar. Amacına ulaşmadan ölüm döşeğine düşen Nikteus, krallığını kardeşi Lycus'a bırakır ve ona savaşa devam edip intikamını almasını emreder. Lycus, Siklon'u işgal eder. Epopous'u öldürür ve Antipope'yi tutsak eder. Tebaiye dönüş yolunda Antiope ikiz oğulları Amfon ve Zethus'u doğurur. Lycus'un emriyle bebekler hemen Citheron dağına bırakılır. Orada bebekleri bir çoban bulur. Merhametli çoban bebeklerin yaşamını kurtarmıştır. Antiope uzun yıllar boyunca amcası Lycus tarafından esir tutulur ve amcasının karısı Dirse'nin zalimliklerine göğsü gerer. Ama bir gün bağlı olduğu zincirler mucizevi bir şekilde gevşer. Antiope hemen oğullarına Citheron dağına kaçar. Annelerinin esareti sırasında delikanlılığa erişen ikizler, Antiope'nin başına gelenleri dinledikçe öfkelenir ve intikam isteğiyle dolarlar. Derhal Teyba'ya doğru yola çıkan ikizler kasabayı ele geçirmeye başarırlar.
Zalim Nikus'unu öldürdükten sonra Dirseği saçlarından vahşi bir boğanın boynuzuna bağlarlar. Boğa kadını ölene kadar bir oraya bir buraya sürükler. Dirse'nin ezilmiş bedeni Tebai'deki yakınlarındaki bir nehre atılır. Bu olaydan sonra o nehre Dirse adı verilmiştir. Amfion, Tehebe kralı olur. İlham perilerinin dostu olan genç kral müzik ve şiire düşkündür. Kardeşi Zetus ise okçuluk yeteneğiyle meşhurdur ve avlanmayı çok sever. Amfion, Tehiba şehrini sur ve kulelerle kapatmak istediğinde kendisine Hermes'in verdiği liriyle tatlı bir melodi çalmaya başladığı anda taşların harekete geçtiği ve itaatkar bir şekilde bir araya geldiği söylenmektedir. Dirse'nin Amfion ve Zetus tarafından cezalandırılması Napoli'de bulunan dünyaca ünlü mermer müzenin ana fikrini oluşturur. Müzenin adı Fernase Buldur. Heykellerinde Amfion elinde bir lirle, Zetus ise bir sopayla resmedilmiştir. Çok teşekkürler. Herkese mutlu günler.